يا أيها الذين آمنوا
acı yaban keliği gibidir. Kıymetli müminler, muhterem Müslümanlar, programımız devam ediyor. Sizlerden bir istirhamımız, lütfen cep telefonlarımızı kapatalım veya sessiz konuma alalım. Özellikle cami içerisinde program esnasında telefonlarımızın çalmaması, telefonlarımızın sesinin çıkmaması en büyük arzumuzdur, isteğimizdir. Yüce Rabbimiz Yunus Suresinin 57. ve 58. ayet-i kerimelerinde "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, ancak Allah'ın lütfu ve keremiyle, rahmetiyle, işte bunlarla sevinsinler. Bu onların dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır." Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere içinde bulunduğumuz Kara Osmanoğlu Camii'nin emekli İmam Hatibi Hüseyin Akgedik hocamı huzurlarınıza davet ediyorum.
Davet ediyorum. Onlar yavaş yavaş camiye doğru gelirlerken sizlerle bir şiir paylaşmak istiyorum. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya Kur'an ya hüsran. Üçüncüsü yok. Sen özünden kaçarsan ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an açarsan Kur'an da seni açar. Kur'an efsanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La Kur'an kursumuzun emekli öğreticisi
Halil İbrahim Bodur hocamızı kürsüye davet ediyorum. Öncelikle kendini okumayan bir insan Kur'an'ı anlayamaz. Bilse de bin bir lisan. Sen kendini gerçekten istiyorsan tanımak, duvar aynası değil, Kur'an aynasına bak. Ey cennet kapısında af bekleyen günahkar, Kur'an'dır o kapıyı açacak tek anahtar. Programımızda küçük bir değişiklik var. Ben bir anons yaptım ama şimdi Koca Kağan Islahiye Camii İmam Hatibi Hasan Hüseyin Türker hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyeceğiz. En-Nevvas bin Selman radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'i şöyle derken duydum. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim ve bu dünyada onunla amel edenler getirilirler. Önlerinde de kendilerine arkadaş edinenleri savunan Bakara ve Ali İmran sureleri bulunur. Hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi anfusikum ev tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Lahama kasabat
وعليها ما اكتسبت. ربنا bizlere Fil suresini tilavet edecek. Kureyş suresini Balıkesir İrindi Değirmenbaşı mahallesinden İlyas Solgun tilavet edecek. Euzubillahimineşşeytanirracim.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم Gördes merkezden Selami Sezer, Ma'un suresini tilavet edecek. Mahallesinden Abdülkadir Yıldız, Balıkesir Havran Çakmak Mahallesinden Ömer Solak, Akhisar Dağdere Mahallesinden Arif Göl bizlere Kevser Suresini okuyacaklar. Gördes Evciler Mahallesi'nden Tolga Ertaş, Kırkağaç Demirtaş Mahallesi'nden Cemal Kutlu, Akhisar Merkez'den Mehmet Ekici tilavet edecek.
Kırkağaç Bagir Mahallesi'nden Muhammed Özdemir, Akhisar Sarnıç Mahallesi'nden Adem Ağarlı, Kırkağaç Demirtaş Mahallesi'nden Mustafa Kutlu'dan Kafirun Suresini dinliyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
قل أعوذ برب
Dinnova Mahallesi'nden Samet Karakoyun ve Kömürcü Mahallesi'nden İlker Altay'dan dinledik Felak Suresini. Şimdi Nas Suresini Akhisar Yaya Kırıldık Mahallesi'nden Yasin Öztürk'ten dinliyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. أعوذ
konuşmasını yapmak üzere Zeytinburnu Kur'an kursumuzun emekli öğreticisi Halil İbrahim Bodur hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Çok değerli Müslümanlar, aziz kardeşlerim, böyle bir günde bizleri bu cami-i şerifte toplayan, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya, Resulü Sehaleyn, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline, ashabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, Allah'a hamdettik, yine hamd olsun her sene. Zeytinburnu'da Kur'an kursunda okuyan öğrencilerimizin ويقيمون الصلاة ومما
والذين يؤمنون بما saygıyla, hürmetle öpüyoruz. Şimdi konuşmalarını ve duayı yapmak üzere Akhisar İlçe Müftümüz Sayın Mahmut Sami Türkmenoğlu hocamı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimize hamdolsun. Onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sonsuz salatü selam olsun. Siz değerli kardeşlerimizin günü bereketli olsun. Hani bu mukaddes mekanda, camimizde böyle güzel Kur'an hafızlarını, bülbüllerini onore ettiniz. Onların bu güzel günlerine şahitlik ettiniz. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Tabii bir insanın çalışması, gayret etmesi, zorlukları görmesi ama o zorluğun sonunda da bir meyve elde etmesi herhalde insan için en büyük yorgunluğunu atacak, onu rahatlatacak bir kazanç. Sizlerin yaptığı maddi ve manevi katkılar, müftülüğümüzün, hocalarımızın çalışmaları böyle güzel meyveleri ortaya çıkardı. Rabbimiz bu gençlerimize ve tüm yavrularımıza Kur'an'la bereketlenen hayat versin. Amin. Rabbimiz Kur'an muhafızı olan bu yavrulara ve tüm yavrularımıza iki cihan saadeti lütfeylesin. Amin. Ben sözü çok fazla uzatmayayım. Zaten program uzun sürdü. Sayın Kaymakamımız aramızda. Teşrif ettiklerinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek eşi Hazreti Ayşe annemize diyorlar ki Rabbimiz razı olsun. Anne bize Peygamberimizi bir anlat hele. Nasıldı? Evladım diyor, siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun hayatı Kur'an. Kur'an hayatımıza yer etsin. Kur'an'a gönlümüzün baş köşesinde yer açalım. Ramazan'ın arefesindeyiz. Bir hafta sonra evlerimize ve gönüllerimize Kur'an'ımız, Ramazan ayımız, oruç ayımız misafir olur.
gelin bu Ramazan farklı olsun. Kur'an'ın indirildiği ay hayatımıza yeniden bereket katsın. Hani bu hafızlarımıza bizim söyleyecek fazla hiçbir şeyimiz yok. Rabbimiz onları ailelerine şefaatçi kılsın, bizlere duacı kılsın, sizlere duacı kılsın. Hani bu gördüğümüz yavrularımız büyük bir emeğin ürünü. Görünen ve görünmeyen kahramanlar var. Kur'an kursu hocalarımız var, aşçılarımız var, temizlikçiler var, aileler var. Her taraf fedakarlığı yaptı. Rabbimiz razı olsun. Hani Kur'an'la bereketlenen hayat her şeyden güzel. Bir anekdot anlatıp çok fazla uzatmayıp dua edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de sahabe-i kiramla muhabbet ediyor. Hani yetiştirme, insan yetiştirmenin bir unsuru. Öyle bir insandan bahsediyor ki geçmiş kavimlerden 83 yıl yaşamış, gündüzleri savaş, Allah yolunda cihad etmiş, akşamları, geceleri yani namazla ihya etmiş. Gündüz hem oruç hem savaş. Sahabe-i kiram bunu duyunca biraz moralleri bozuldu. Ya Resulallah, bizim ömrümüz zaten kısa, 60-70. Bu adamların yaptığı 83 yıl, bir de 15 yılı ekle, akıl bali olma dönemi 90-100 yıl. Biz diyorlar, bunların yaptığını mümkün değil, yapamayız. Biraz ümitsizlik gibi bir şey oluyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletül kadri hayrun min elifi şehr. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? O bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay. 83.3 yıl. Yani insan Kur'an'a gönlünü açıp hayat nizamı olarak Kur'an'la hayatını bereketlendirdiği zaman bir gece ömre bedel. Ama Kur'an'la ihya edilen bir gece. Onun için Kur'an'la barışalım. Kur'an-ı Kerim'imizi okuyalım, ezberleyelim. Anlamını, manasını, suresini, içeriğini mutlaka gençlerimize tavsiyemiz, öğrenelim. Hani sadece hafız olmak, Kur'an-ı Kerim'i okumak, ezberlemek değil, aynı zamanda mana ve mefhumunu da şöyle kabaca da olsa bilebilmeyi ifade eder diye düşünüyorum. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Bu yavrularımızı tebrik ediyoruz, hocalarımızı tebrik ediyoruz, amin. Dernek yöneticilerini, Zeytinli Ova'mızı tebrik ediyoruz. Amin. Böyle güzel bir Kur'an kursuna ev sahipliği yaptıkları için bu şeref de herkese nail olmaz. Onu söyleyeyim. Kur'an kursumuza sahip çıkın. Bu yavrulara sahip çıkın. Bereketinizdir bu gençler, bu Kur'an kursları. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme zeyyinna bi zinetil Kur'an ve ekrimna bi kerametil Kur'an ve şerrifna bi şerafetil Kur'an ve elbisna bi hilatil Kur'an ve edhilna el cennete bi şefaatil Kur'an. Ya Rabbi, bizlere maddi ve manevi bitmez tükenmez nimetler verdin, sana sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım. Ezan ülkesinde bizleri var ettin, bayrağımızın gölgesinde varlığından haberdar ettin, Müslüman anne ve babadan bizleri meydana getirdin, bu nimetlerin farkında olan ve şükrünü eda edebilenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu anda hafızlarımızın cemiyetinde, merasiminde bulunuyoruz.
bizleri Kur'an'a hadim eyle. Peygamberimizin sünnetiyle mütesennin eyle. Bu yavrularımızın şu anda sevinçli günlerine ortağız. Onları dünyada ve ukbada mutlu ve mesrur eyle. Ya Rab, Kur'an-ı Kerim'imizi bizden şefaatçi eyle. Bize davacı eyleme Allah'ım. Maddi ve manevi bereketimizin vesilesi kıl ya Rab. Allah'ım, zatına layık kul eyle. Habibin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmetler eyle. Recep ve Şaban ayımızı bizlere bereketli kıl. Bizleri sağlıkla, sıhhatle Ramazan'a ulaştır Allah'ım. Uzaktan, yakından bu davete icabet eden ve bu gençlerimizi sevinçli günlerinde yalnızlaştır. Herkesten sen razı ol ya Rab. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun aleyh mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Kıymetli cemaatimiz, iki küçük duyurumuz var. Birincisi, Üç Avlu Erkaf Tekke Köyü yolu üzerinde bulunan Milli Mücadele Şehidi'nin 4 Mayıs 2019 tarihinde hayırı vardır. Buradaki tüm cemaatimizi oraya davet ediyorlar. İkincisi, her yıl peş peşe oluyordu ama bu sene Ramazan ayı vesilesiyle Akhisar Hilaliye Kur'an Kursumuzun Hafızlık Cemiyeti bayramdan sonra 23 Haziran'da yapılacak inşallah. Hepinizi oraya da davet ediyoruz. Şimdi hafızlarımıza hediyeler var. Bir hayırseverimiz tarafından birer küçük altın, Hilaliye Eğitim Vakfı tarafından birer küçük altın ve Kur'an-ı Kerim, Akhisar Müftülüğümüz tarafından birer küçük altın, yine bir hayırseverimiz tarafından birer adet saat hediyeleri var hafızlarımızın. Hediyeleri hafızlarımıza vermek üzere ilçe kaymakamımız Sayın Sabit Kaya'yı arz ediyorum. İlçe müftümüz Sayın Mahmut Sami Türkmenoğlu hocamızı davet ediyorum. Hilaliye Eğitim Vakfı Başkanımız Sayın Abdullah Yılmaz hocamızı buraya davet ediyorum. Ve Zeytinlava Kur'an Kursu yöneticisi Mehmet Artış hocamızı davet ediyorum. Hayırlı evlatlarımız. Hafız olmayı da bazen böyle dışarıda gezerken görüyorum. Öyle çok sıradan, çok herkesin olabileceği bir şey zannetmeyin. Bence Cenab-ı Allah'ın nasip etmesi gerekir. Ondan sonra da iyi bir emek, iyi bir çalışma gerekir. Bunu başarabilen bu kardeşlerimizi ben ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bahtlarını açık etsin. Tabii sadece demiyorum yani hafızlık tabii çok büyük bir meziyet ama ölünceye kadar ilmi çalışmalarına da devam etmelerini istiyorum. Kendilerini üniversitelerde, masterlarda, doktora derecelerinde görmek istiyorum bu memlekete hizmetleri olması için. İnşallah Allah yar ve yardımcılar olsun. Bir de bu kardeşlerimizi bu yola yönlendiren hocalarımız, kardeşlerimizin anne ve babaları, ne mutlu onlara bu hayırlı evlatları yetiştirip bu güzel meziyetlerle donanmalarına vesile olmuşlar. Hepsini ben ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah sayılarını çoğalsın diyorum. Bu işte emeği geçen müftü hocamızın dediği gibi kurstaki bulaşıkçıdan başlarındaki müdüre, hoca efendilere, onlara yardımcı olan cemaatimize de çok çok teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun hepsinden. Allah memleketimize, yavrularımıza hayırlı uğurlu etsin. Kankam, takarken. Sayın Kaynakam, toplu bir fotoğraf alalım. Gençler biraz araya. Yeni başlar, tamam mı? Hiç unutmayacağım.
Hafızlarımıza hediye veren kurumlara, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hediyeleri takdim eden Sayın Kaymakamımıza, Sayın Müftümüze, İlahi Eğitim Vakfı Başkanımıza, Muhterem Remzi Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayrıca kıymetli değerlendirmelerinden dolayı da Sayın Kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, namazdan sonra belediye pazar yerinde yemek ikramı olacaktır. Şimdi Samet Acar ve Adem Bilgetay hocamızdan öğle ezanı dinleyip peşinden namazımızı kılacağız inşallah. Programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür eder. Başka programlarda yine görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ederim. Yardım edin, geçtir. İşte bir yardım ediverim. Şuna bir yardım edin. أشهد أن محمدا رسول الله.